1 Aralık. Bugünlerde üzerime bir keyifsizlik çöktü. Belirli bir nedeni yok. Beden böyledir. İç dengeleri vardır. En ufak şey bunları bozmaya yeter. Dün sabah Bayan Razman alışveriş yapıp geldiğinde yüzümü sapsarı gördü ve bunun nedeni olarak da ayı gösterdi. Gerçekten de bir önceki gece dolunay vardı. Ay denizleri yerinden oynatabiliyor, bostandaki radikaları daha çabuk büyütüyorsa neden bizim doğamızı da etkilemesin ki? Sudan, gazdan, minerallerden ve başka nelerden yapıldık biz. Komşum gitmeden bana okunmuş gazetelerle dolu bir torba bıraktı. Böylece günümü onların sayfaları arasında gezinerek geçirdim. Her sefer böyle olur. Gazeteleri görünce tamam diyorum, şöyle bir karıştırır, yarım saat geçiririm. Sonra daha ciddi bir işle uğraşırım. Oysa her sefer son sözcüğü okuyana dek elimden bırakamıyorum. Monoka prensinin mutsuz yaşantısına üzülüyorum. Kız kardeşlerinin proleter aşklarına kızıyorum. Bana çok daha ayrıntılı anlatılan her türlü kaderi habere yüreğim sızlıyor. Ya mektupları, insanların yazmaya cesaret ettiklerine şaşmaktan kendimi alamıyorum. Yaşlı bir sofu değilim. En azından öyle olmadığımı sanıyorum. Ama gene de bazı özgürlüklerin beni hayrete düşürmediğini söyleyemem. Bugün hava oldukça soğudu. Bahçe gezintime çıkmadım. Havanın çok soğuk olduğunu ve yerlerin don tutabileceğini düşünerek eski bir dal gibi düşüp kırılmayayım diye evde kaldım. Acaba beni hala okuyor musun? Yoksa beni daha iyi tanıdıkça artık okumaya devam edemeyecek bir yadsıma duygusu doğdu mu içinde? Şu sıralar beni yöneten acele etme telaşı yüzünden sözlerin daha uygununu seçmeye, dolaylı yollardan anlatmaya ve durmaya halim yok. Sana söyledim, senin başlangıçta bir dayanak noktasına sahip olman yüzünden yaşadığım o başıboşluk, kaygı boğulmuşluk duygusunu da ben de yaşıyordum. Benim durumum belki daha çok zordu. Biliyorum, sen de bu noksanlığın nedeni babanın kim olduğunu asla öğretememenden ileri geliyor. Annenin nereye gittiğini söylemek bana hazin bir şekilde doğal gelirken, baban hakkında sorulara asla yanıt vermemedim. Ne söyleyebilirdim ki? Kim olduğu hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Bir yaz İlaria Türkiye'de yalnız başına uzun bir tatil yapmıştı. O tatilden ilginç bir durumda döndü. 30 yaşını geçmişti ve o yaşta kadınlar hala bir çocuk sahibi olmamışlarsa bir tuhaf duyguya kapılıp ne pahasına olursa olsun bir çocuk isterler. Ne biçimde ve kimden olduğunun hiç önemi yoktur. Kaldı ki o dönemde hemen hemen bütün kadınlar feministti. Annen de bir öbek kadınla bir kulüp kurmuştu. Söylediklerinde pek çok şey doğru. Paylaştığım noktalar vardı ama bu doğrular arasında zorlamalar, sağlıksız ve çarpık düşünceler de yok değildi. Bunlardan biri kadınların bedenlerinin tümüyle ve tek sahibi olduklarıydı. Böylece bir çocuk yapıp yapmama kararı yalnızca onlara ait olabilirdi. Erkek biyolojik bir gereksinimden başka bir şey değildi ve basit bir gereksinme olarak da kullanılırdı. Bu şekilde davranan bir tek annem değildi. 2-3 arkadaşı daha aynı şekilde bebek sahibi olmuşlardı. Pek de anlaşılmaz bir şey değil, biliyor musun? Bir yaşam başlatabilme yetisi insanda her şeye gücü olma duygusunu uyandırıyor. Ölüm, karanlık, güvensizlik uzaklaştırıyor. Dünyada senden bir parça bak bırakıyorsun ve bu mucize karşısında her şey yok oluyor. Bu savı güçlendirmek için annenle arkadaşları hayvanlar dünyasından örnekler verirlerdi. Dişiler derlerdi, erkekleriyle yalnızca çiftleşme döneminde buluşurlar. Sonra herkes kendi yoluna gider ve yavrular anneleriyle kalırlar. Bunun doğru ya da yanlış bir anlayış olduğu kararını vermek durumunda değilim. Ama biliyorum ki biz insanız. Her birimiz bir ötekinden başka bir yüzle doğarız ve bu yüzü ömür boyu taşırız. Bir antilop, antilop suratıyla doğar. Aslan, aslan suratıyla. Hepsi türlerinin öteki üyeleriyle aynı suratta sahiptir. Doğada görüntü hep aynıdır. Oysa yüz insana özgüdür. Başka hiçbir kimseyle değil. Yüz, sima, anlıyor musun? Her şey yüzdedir.
Senin öykün annen baban, dedelerin, büyük dedelerin, hatta belki artık kimsenin anımsamadığı uzak bir amca bile senin yüzünde yansır. Yüzün gerisinde kişiler vardır. Atalarından aldığın iyi ya da iyi sayılmayacak bir şeyler vardır. Yüz bizim öncelikli kişiliğimizdir. Yaşamda bir düzen kurmamıza izin veren, işte buradayım dedirten şeydir. Böylece 13-14 yaşlarına doğru sen ayna karşısında saatlerde geçirmeye başladığında ne aradığını anlamıştım. Bazı sivilcelere, kara noktalara ya da birdenbire büyüyen burnuna bakıyordun. Ama başka şeyler de arıyordun. Annenin ailesinden aldığın çizgileri sayarak, alamadıklarını belirleyerek, senin dünyaya gelmene neden olan adamın yüzü hakkında bir düşünce edinmeye çalışıyordun. Annenle arkadaşlarının fazla kafa yormadığı bir şey daha vardı. Günün birinde çocuk aynada kendini incelerken içinde bir başkasının daha barındığını anlar ve bu başkası hakkında her şeyi bilmek ister. Bütün bir ömür boyunca annelerinin ya da babalarının yüzlerinin izini süren insanlar vardır. İlaria bir yaşamın gelişmesi sırasında kalıtımın önemsiz olduğuna inanmıştı. Ona göre önemli olanlar eğitim, çevre ve içinde büyüyen ortamdı. Ben onun bu inancını paylaşamıyordum. Bence bu iki öğe at başı giderdi. Yarı çevre, yarı doğumdan beri içimizde taşıdığımız özellikler. Sen okula başlayana dek hiç sorunum olmadı. Baban hakkında bir şey sormuyordun. Ben de konuyu açmamaya özen gösteriyordum. İlk okula gider gitmez sınıf arkadaşlarım ve öğretmenlerin verdiği kompozisyon konuları yüzünden ansızın günlük yaşantında bir şeylerin noksan olduğunu fark ettin. Sınıfında doğal olarak anne baba ayrı ya da düzensiz koşullar yaşayan pek çok çocuk vardı. Ama hiç kimse baba konusunda senin hissettiğin mutlak boşluğu hissetmemişti. Sen 6-7 yaşındayken sana annenin yaptığını nasıl açıklayabilirdim ki? Zaten ben de senin Türkiye'de ana rahmine düştüğünden başka ne biliyordum ki? Bu yüzden sana elindeki tek veri olan babanın ülkesinden yola çıkarak inanman gerektiği bir öykü uydurdum. Doğu masalları anlatan bir kitap almıştım ve her akşam sana bir masal okurdum. Bunlara dayanarak sana uygun bir tane de ben uydurmuştum. Anımsıyor musun? Annen bir prensesti. Baban da Hilal ülkesinin prensiydi. Bütün prensler ve prensesler gibi kibirlerini öylesiye seviyorlardı. Ama bu aşk yüzünden sarayda çok kıskanılıyorlardı. En çok kıskanan da güçlü ve kötü bir adam olan büyük vezirdi. O prensese ve karnındaki bebeğe kötü bir büyü yapmıştı. Tanrı'ya şükür ki prenses sadık bir hizmetkar tarafından uyarılmış, böylece annem bir gece köylü güsileri giyerek sarayı terk etmişti. Buraya sığınmış ve sen bu kentte doğmuştun. Ben bir prensin kızı mıyım diye sorardım bana ışıldayan gözlerle. Elbette derdim. Ama bu çok gizli bir sır. Asla hiç kimseye söylememelisin. Acaba bu tuhaf yalanla ne yapabileceğimi umuyordum. Hiç, yalnızca birkaç yılı daha huzur içinde geçirmemi istiyordum. Günün birinde benim bu saçma masalına inanmaktan vazgeçeceğini biliyordum. Büyük bir olasılıkla o gün benden nefret edeceğini de biliyordum. Ama sana bunu anlatmamak elimde değildi. Pek az olan cesaretimin tümünü de toplasam, sana asla babanın kim olduğunu bilmiyorum, belki annem bile bilmiyordu diyemezdim. O yıllar cinsel özgürlük yıllarıydı. Erotik etkinlikler bedeninin sıradan işlevlerinden biri olarak görülüyordu. Her istenen hemen yapılmalıydı. Bugün biriyle yarın ötekiyle gidebilirdi. Annenin yanında onlarca genç gördüm. Hiçbirinin bir aydan fazla sürdüğünü anımsamıyorum. Aşk konusundaki bu hercailik zaten pek dingin olmayan İlaria herkesten çok alt üst etmişti. Ben ona asla bir şey yasaklamadım, asla eleştirmedim de. Bu geleneklerin böylesine beni özgürlüğe kavuşması beni rahatsız ediyordu. Beni daha çok etkileyen bu karışıklık değil, duygulardaki müthiş yoksullaşmaydı. Yasaklar kalkalı, tek eşlilik unutulalı beri tutku da unutulup gitmişti.
İlaria ve arkadaşlarını bir davete zorunlu olarak katılan ve kendilerine her sunulan tadına varmadan nezaket gereği yiyen davetlilere benzetiyordum. Havuçların, kızartmalıların, tartöllülerin tadı onlara göre hep aynıydı. Annenin seçiminde geleneklerdeki yeni özgürlük kavramı rol oynamıştı. Evet ama bence bir şeyler daha vardı. Zihnin işleyişi hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Çok ama her şeyi bilmiyoruz. Annenin bilincinin karanlık bir köşesinde karşısında baba diye gördüğü adamın babası olmadığını, sezmediğini kim söyleyebilir? Pek çok huzursuzluğunun, dengesizliğinin altında acaba bu mu yatıyordu? Küçükken genç kızlığımda bu soruyu kendime hiç sormadım. Ona yarattığım sahte dünya mükemmel işliyordu. Ama o yolculuktan 3 aylık gebe olarak dönünce her şey zihnime üşüştü. Sahtelikten, yalandan kaçış olmuyor. Ya da bir süre kaçılıyor. Ama en beklenmedik anda su yüzüne çıkıveriyordu. Üstelik o anda bu yalanlar söylendikleri zaman sahip oldukları uysal, masum havadan sıyrılıyorlar. Perde arkasında bekledikleri sırada korkunç canavarlara, her şeyi yutan katil balinalara dönüşüyorlar. Bunu fark ediyorsun ve bir an sonra seni sarmalıyor, yutuyor. Çevrende ne var ne yoksa dehşetli bir açgözlülükle silip süpürüyorlar. Bir gün 10 yaşındayken okuldan ağlayarak döndün. Yalancı dedin bana ve odana kapandın. Masalın uyduruk olduğunu keşfetmiştin. Yalancı. Benim öz yaşam öykümün adı da bu olabilirdi. Doğduğum günden beri tek yalan söyledim. Bununla 3 yaşam mahvettim.